Hikmet abi. Hikmet abi, iyi misin? Hikmet abi. 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 Ya Allah. Hikmet abi. Hikmet abi kalk. Hikmet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalk abi kalk. Kalk abi. Ay. Gir abi gir. Koluma gir. Koluma gir abi. Ha? Açtım. Neyi? Açık abi. Bu açık mı bu? Açık açık. Konuşabilirsin abi. Ha, konuşayım mı? Tabii konuş. Al sen konuş ya. Niye abi, ne güzel konuşacaktır. Ne diyeceğim ki ben? Ben beceremem böyle şeyi ben. Ben sana tutayım, sen konuş hadi. Tamam. Gene kendi tut. Hadi sor sor bana. Abi açılış yapacaksın işte. Ha. Ha, açılışı yap. Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Bu gece inanmayacaksınız ama Ömer kardeşim benden bir iddiaya girdi. Evet. Ama iddianın ne olduğunu bana söylemedi. Daha önce giremedik. Bunu böyle tutuyorum ha. Biraz aşağıdan ses Durumuz. Patlıyor. Ha. Şöyle. Biz ne zaman yaptık lan biz o daveti? Koçatayı. Yağmurlu havada yaptık. Ya. Ha. Yağmurlu havada bizim bir davetimiz vardı. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama hava ne kadar güzel. Ömer bana dedi ki Hikmet abi Koçatay'ın davetini yapacağız. Beni bir gülme aldı. Allah var, yalan yok. Ömer kafayı mı yedin dedim. İddiasına giriyorum, girerim dedim. İddia ne dedim ama iddiayı söylemedi. Yalnız iddia 10 kilo fındık parasından fazla olmasın. 10 kilo fındık parasından. Yok yok, o kadar olmaz. Ha. 1050 lira yapıyor. Tamam, o kadar olmaz. Bu yağmurla, yağmurla? Yağmur yağmıyor. Tutturduğun Koçatay'ın davetini yapacağız. Evet. Bakalım, çıkacak mı, çıkmayacak mı? Siz de bana hak vereceksiniz. Sen duayı nerede okudun lan Akır? Abi, ben bu terfik diye bir şey var. Ha? Terfik. Terfik 1, terfik 2, terfik 3. Ben orada Koçatay'ın davetini gördüm. Orada Koçatay diye yazmıyor ama. Davetin aynısı orada var. Ama yağmur falan yazmıyor. Ben o daveti yapacağım ve Koçete gelecek. Gelmez kardeş, nasıl gelecek ya? Göreceğiz abi. Ya bizim hocamız getirirdi, etme Ömer'im, benimle iddialaşma. Göreceğiz. Arkadaşlar bak, iddiaya girdik şimdi. Aslında ben iddiaya girmedim. Kendi iddiaya girdi. Hikmet abi dedi ki hani tamam hadi dedi, sen dedi yapamazsın dedi. Var mısın iddiasına? Ben dedim varım o zaman iddiasına. Kaç kilo fındığı geçmeyecekti? 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo fındığı geçmeyecek bir iddiaya giriştik. 10 kilo fındık neyse. 10 kilo fındık iddiasına girerim. Tamam. Bazı yorumcu kardeşlerimiz söylemiş hani Hikmet abi imaj değiştirdi. Kimse yanlış anlamasın. Benim sakalım böyle. Senin sakalın doğuştan böyle. Heh. Hikmet abinin sakalı doğuştan. Abi niye böyle? Ya zamanında 90'lı yıllarda değil 80'li yılların sonunda bu habire top sakal bırakanları affedersiniz, yanlış anlamasınlar. Ben hani ağzımdan kötü laf bile çıkardım. Sövüyordun yani. Söverdim. He. Yani gavura mı şey yapıyordunuz? Bir tanesi bu dedi ki Giresun'da, merkezde. İsmimi sordu. O da bana ismini sordu. Büyük konuşma, Allah büyüktür dedi. Bugün yanında dedi, bak sende de dedi, habire bir sakal olur dedi. Hani özür diliyorum, sakal bırakırsın dedi. Ben dedim böyle bir sakal, kafirin sakalını bırakmam dedim. Aha, al işte.
otomatik sakal bırakmış oldu. Yani bu benim orijinal sakalım. Bu imaj mı imajı değil bu. Ama çok istedim ki sen gibi bir sakalım olsun. Ha, sana çok yakışıyor abi, ne güzel. Bu mu? Ha, çok yakışıyor sana. Vallahi mi? Ben sana çok yakıştırıyorum gerçekten. Ya, samimi söylüyorum. Yengen de çok seviyor bu sakalı. Ha, çok iyi abi. Bahadır ki sen de böyle bir... Ama ben utanıyorum. Niye utanıyorsun abi? Ya ne bileceğim. Abi ben. Orijinali böyle daha estetik, daha natürel çıkmış yani ya, daha iyi. Orijinal... Ha, şuraları almana gerek yok. Kendiliğinden çıkıyor böyle. Ya benim şey kızdığım nokta da o işte. Şimdi biz berbere gidiyoruz. Arkadaş tıraş oluyor. Sakal tıraşı 50 lira. Ha. E benim yarım sakalım var. Benden de 50 lira alıyor. Senden de 25 alması lazım değil mi? Ben de onu diyorum. Ya arkadaş diyorum. Aynı şey, jileti çıkarıp benekini kes. Yok abi olmaz. Benden de 50 lira para alıyor. Abi işte sen şey olarak, birey olarak hesaplıyor. Porsiyon olarak hesaplamıyor. Ya ne bileceğim ben. Artık herhalde ben zengin biri zannediyor besbelli. Abi ya, girişimizi yapalım. Ben yapalım da yani. Çünkü bazı arkadaşlarımızın soruları vardı. Nedir o? Soru sormuşlar diye ben soru soracaktım. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzda Terfik'ten davet yapacağım. Terfik'ten yaptığım davette Hikmet abinin bahsettiği bu olay. Hikmet abi diyor ki ben Koçetan'ın davetini yapacağım. Çünkü Terfik dediğim, Terfik 1, 2, 3, 4, 5 tane Terfik var. Terfik 2'de Koçetan'ın davetinin aynısı var. Ben orada okudum. Hikmet abi şu an diyor ki sen Koçeta'yı çağıramasın diyor. Çünkü yağmur yok. Ben dedim çağırırım. O yüzden diyor iddiaya girişelim o zaman. 10 kilo fındık parasını geçmeyecek şekilde. Ben de dedim tamam. Şimdi Terfik 2'nin davetini yapacağım ve Koçeta gelecek. Koçeta'ya da sizin, ben bir gönderi oluşturmuştum. Oradan size dedim soru sorun. Biz sizin sorduğunuz soruyu gelen Koçeta'ya soracağız. Ve size dedim en çok beğenilen 5 tane soruyu sadece seçtim. 5 tane sorunun içinden de mesela bazı arkadaşlarımız beğenilmiş ama bir sorunun içinde 4-5 tane soru sormuş. O şekilde yapmayacağız. Her beğenilen sorunun sadece bir tanesini okuyacağız. Ya, o sorunun içinde Hikmet abi tanıyor musun demek var mı? Yok, Hikmet abi tanıyor musun diye bir şey yok. Abi sorular şu şekilde olmuş. Birinci soru nadir teknik. Nadir teknik 22 beğeni almış. Kedi bulunan evlere gelmeyi istemezler mi? Kedilerden rahatsız olurlar mı? Kediler bizi onların şerrinden korur mu? Bak buraya 3 tane soru sormuşlar. Burada sadece diyeceğim ki. Kediyle bunun ne alakası var? Abi sormuş. Biz soracağız. Gönlü hani şimdi öyle geçmiş. Tamam. Biz ben saygı duyarım. Ha, burada 3 tane soru sormuş. Biz sadece bir tanesini soracağız. Çünkü arkadaşlar şöyle. Hani biz 3 tane soruyu birden soramayız. Zaten görüyorsunuz hem çekimler zor oluyor. Sadece diyeceğiz ki işte kedi bulunan evlere girmekten rahatsız olur musun? Ya da kedileri sever misin diye soru soracağız. 2. Mustafa Savaş 18 beğeni almış. Peygamberlerden birini görmüşler mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler mi? Onu soracağız. Bakalım öyle bir şey ulan var mı yok mu? Ben de merak ettim ha. Peygamberleri görmüşler vallahi mi? Vallahi helal olsun ha bu soruyu soran ne ki? Mustafa Savaş. He, gerçekten doğru. Ne kadar soru sormuş. Güzel bir soru. He? Güzel bir soru. Üçüncü soru Pınar'dan gelmiş. Pınar 18 beğeni almış. Ve demiş ki kaç tane boyut var? Onların boyutu kaçıncı? Ve biz kaçıncı boyuttayız? Ne boyutu? Boyut. Hani onların boyutu var ya. He tamam. Hani onların boyutuna geçiyorsun. Davet yaptığın zaman. He. İşte o boyutlar sormuş. Kaç tane boyut var? He biz tamam. Kaçıncı boyuttayız? Onlar kaçıncı boyut? Anladım boyutu? Anladım. Dördüncü soru Bay Aliço. Aliço 15 beğeni almış. Capuchino ne? Aliço. Aliço. He. 15 beğeni almış. Ne yazmış? Mehdi aleyhisselam yeryüzüne indi mi? Ya Mehdi aleyhisselam yeryüzüne indi mi? Ya onunla bilemez. Onu bilemez. Ki. Bakın yok, Allah'ın onu bilemez. Allah Zülcelal'ın sırlarını hiçbiri bilemez. Bilemez. Şimdi ben bunu biliyorum. Zaten şimdi soracağız ama biz soracağız. Ha. Bakın Allah Zülcelal'ın sırlarını yani Mehdi aleyhisselam Deccal'dı, Yecüc Mecüc'tü. Bunları onlar da bilemez. Onlar da çünkü Allah'ın kulları. Yani biz nasıl biliyorsak onlar da o şekilde biliyor. Ha çok eskiden biliyorlardı. Çok eskiden bildikleri zaman ne zamandı işte? Hazreti Süleyman'dan sonra artık kesilmiş bu olay. Yani ben size bir ara anlattım. Dedim gökyüzünde o şeyde haber alınan bir yer var. Oraya gidip orada şey yapıyorlarmış. Hani meleklerden. Oh, saniye gidip haber alıyorlardı. Haber alma yeri vardı. Orası şu an Allah Zülcelal yasakladığı için Allah'ın nuru var orada. Oraya gittikleri an yanıyorlar. Yani bir haber almadan geri geliyorlar. Hani gidemiyorlar. O yüzden gelecekten bir şey bilemiyorlar. Bir de bu Allah Zülcelal'ın sırları hakkında yani sırrı işte dediğim Deccal'ın çıkması, Dabbetül Arz'ın çıkması, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi bunlar İslamiyet'in içindeki Allah Zülcelal'ın sırlarıdır.
Bunları bilemezler ama soracağız. İnşallah bakalım. Soracağız. Bir de 5. soru Ali Ercan 17 beğen almış. Yecüc Mecüc kabilesi Vietnam'ın Yong Song mağaralarında mı? Yong Song mağaraları. Sen Vietnam'da Yong Song mağaraları duydun mu abi? Ben Vietnam bize bir savaşını biliyorum. Öyle bir mağara duymadım. Yani abi. Ben de duymadım Vietnam'da. Yok. Bunu da soracağız. Çünkü Yecüc Mecüc orada mı? Yecüc Mecüc'ün yerlerini onlar ama da bilemez. Ama Yecüc Mecüc benim bildiğim Zulkarneyn peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de iki yer geçiyor. Güneşin doğduğu yer ve güneş... Bir de şunu soracağım. Ha. Bir tane bir yorumcunun yazmış. Hani kimsenin kalbine kötü bir şey gelmesin. Evet abi. Yani demiş ki bak daha tövbe olsun. Benim çocuk bana bunu okudu. Halen aklımda siz ne anlatıyorsunuz? Çin Seddi Türklere karşı yapıldı. Ya Çin Seddi yapıldığı zaman Türk kabilesi o kadar azgın bir kabile değildi ki. Çin Seddi Moğollara karşı yapıldı. Moğollara karşı yapıldı. Evet. Şimdi seyircilerimize ben şunu hani benim bak bildiğim kadarıyla şimdi ben o kadar ben okuduğum kadar bildiğim kadar şimdi internet var her şey var. Evet. Ama hepsine de güvenemiyorum. Moğollar derin diyor ki Türk'ün atası. Yahu Moğollar bizim Türklüğün ve İslamiyet'in en büyük düşmanıydı. Ezeli düşmanlarımız Ezeli Moğollar düşmanıydı. Zaten. Hani biz orada kafamız hani insanlar karışıyor. Zamanında Cengiz Han mıydı onun ismi? Neyin abi? O Moğolların bir katledici bir Cengiz Han evet. Onun daha artık ondan önce bir Türk bir bizim bir anamız diyelim. Evet. Onlarla evlenmiş. Sonra ne oldu? İşte onun zürriyeti gelmiş. Ne oldu? Moğollar Türk oldu. Ya alakası bile yok. Moğollar halen haşa ne Allah'a inanır. Ben öyle biliyorum çünkü. Evet, Moğolların çoğu Türk oldu. Çoğu yani Müslüman oldu. Ama çoğu halen kendi şeyin içinde halen var. Moğollar zaten şimdi diyorlar ki o Çin Seddi'ni Moğollara karşı yaptılar. Ama şöyle bir şey de var. Öyle düşünülüyor. Çin Seddi daha eski. Tarihi ne çok eski. Ki? Belki de Zülkarneyn Aleyhisselam yapmıştır yani. Sen dediğin olabilir abi. Ben bana öyle okuduydum. Bana da biri öyle anlar. O benim kafama abi, takıldı. Abi bence Çin Seddi'ni hani ben de... bu soruyu niye sordum biliyor musun? Hani yorumcularımız şimdi okuyanları... Hani senin yorumcuların gerçekten Allah var. Hepsi hani bizim gibi yani yanlış anlama. Benim gibi fazla cahil değil. Ben şey üstüne çok bilgim var. Hani bizim bu yolda evet. Bilgim var. Evet. Hani dinen ama bu kadar tarihten fazla pek bir bilgim yok. Ben de merak ettim. Varsayım neyse ya. Hikmet abi onu söylüyor. Yani. Hani zaten görünen şey de odur. Mesela ben de o şekilde düşünürüm. Mesela şunu da düşünürüm. Hani diyorlar ya piramitleri uzaylılar mı yaptı? Piramitleri de belki Zülkarneyn Aleyhisselam yapmıştır. Ama güzel kardeşim Mısır'da piramit var da Peru'da, Mayalar'da. Orada da var. Orada da var piramit. Bu nasıl oluyor? Zülkarneyn Aleyhisselam işte burada ben söylüyorum. Hani Zülkarneyn Aleyhisselam yapmış olabilir. Çünkü Doğu ve Batı'yı fethetmiş kişi. Yani, öyle mi oldu? Tabii Doğu ve Batı'yı dünyanın her yerini fethetmiş olan peygamber. Yani peygamber olduğu söyleniyor ama peygamber değil. Değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam, Zulkarneyn Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığı ihtilaf var. İhtilaf var. Diğer 25 ama aslında 124 bin peygamberimizindi. Evet. Dünyaya. Evet. Ama 25'i geçiyor. Üçüncü ihtilaf var. Ya onda çok şey var. Mesela Türklerde bizim Ozhan. Atamız Ozhan. Onun da peygamber olduğu hani ihtilaflıdır. O da diyor belki peygamberdir. Çünkü Müslümanlığı yaymış. Ama Kur'an'da geçmiyor mesela. Kur'an'da geçmiyor. Belki de ismi farklıdır. Oğuz ismi de şimdi yanlış anlamasın yorumcu kardeşim. İsterse araştırsın. Hani İslamiyet'te Oğuz ismi de bir isim diyor aslında. He yok. Yok. Evet. Olabilir. Belki hani yok. Kur'an'da yoktur. Bilemiyoruz işte. Bilemiyoruz. Neyin olduğunu bilemiyoruz. Çünkü Kur'an'da olmayan hani Müslüman ismi vardır yani. Evet arkadaşlar o zaman davetimize geçelim. Koçeta'nın davetini yapalım. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Ben iddiayı kaybedecek miyim yoksa kazanacak mıyım? Sizin sorularınızı tek tek soracağız. Şimdi seyircilerim de şahit olsun. Eğer ki çıkmazsa 10 kilo funda alırım. Tamam. Eğer ki çıkarsa bu senin mahsulünden gelecek senin hani bu sene de gelecek senin mahsulün sana 10 kilo fındık vereceğim. Sen bana 10 kilo fındık vereceksin. Ha. Ben de sana 10 kilo fındık parası vereceğim. Yok ben bu sen bana fındık vereceksin. Ben nereden vereceğim abi? Toplayacaksın sağdan soldan ne yapacağım ben? Tamam başak yapıp. Aha başak yapacaksın. Başak, geleceksin. 10 kilo... ya da bana geleceğim bir 10 kilo fındık toplayacağım. Başka çarem ya yok. Ya abi başak yapmak da zor ha. 10 kiloyu toplamak için değil mi? İmanımız yok. Kolay kolay sen ben seni toplamam şeyleri ben sana sokarım toplarsın gidersin. Tamam. O zaman videomuza geçelim. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi bismillah.
Oh, 10 kilo fındık da kazandık. Hadi bak. İnşallah çıkmaz. Allah'ım sen büyüksün. Ne diyeyim ben? Kapattın mı? Ne? Gel gel abi gel. Geleyim mi? He? Şimdi Hikmet abi sen iddiayı kazanacağım diyorsun ha? Allah izin verirse. Yengen de zaten fındık toplamaya adam lazım bize. He. Yerde bayır yemez. Sen benim yeri görmedin. Yani ben geleceğim orada fındık toplayacağım. Sen anam eğer ki ben o iddiayı kazanayım onu da bana söz verdi. Hikmet abi ben gelirim dedim. Onur artık futbol topu gibi yuvarlanır mı? Onur fındık mı toplayacak? Ha, aynı posta çuvalı gibi kavrayacak onu biz. Emin misin? Onur gelip fındık toplayacak. Ya hiç seni hiç zannetmiyorum gelmez. Ya gene %1 gene bir şansım var. %99 şansım yok ama. He. İnşallah gelir. Daha dedi Hikmet abi toplarız dedi bana. Ulan ben de bir heveslendim. He. İnşallah Allah izin verirse. Valla gelirse iyi ben bilmiyorum hani ama ben gelmeyeceğim yani o kesin. Ya ama kardeşim güldürme beni. Bak ben sana bir şey diyorum. He. Bu yağmur da gelecek. Seyircilerimize boşuna seni beklemezsin. Abi. Ya beklemezsin. Şimdi ben şimdiye kadar yani çok davet yaptım. He. Kendi tecrübeme dayanarak, bak ilk defa kendi tecrübeme dayanarak Koçetan'ın çıkacağını söylüyorum. Kardeşim iyi de bak ben sana bir şey gene söylüyorum. Tamam. Bu yağmurlu havada oluyordu. He. Ha, bu arada da bu da rahmet hocamındır. He, maşallah. Yıllardan beri bende. Bakayım abi. Taş duru bu. He. Bu bendedir. Bunun iki sefer şey bitti mi subhanallah. O 33 tamamlıyorsun bunu. Abi virdi çekerken var ya. Bak çok özlemişim bak. Yok benim virt tesbihim ayrıdır. Bunun şimdi bu ben. İlk şeyde oluyordu. Böyle küçük tesbih hani yeni başlayanlar için. 5000'likle başlıyorsun ya. 5000, 7000, 9000 biz öyle giderdik biz. Tabi bir çekenlerin iki tesbihi olur şimdi. Biri zikir tesbihi, diğeri de işte hani o ya, binlikleri hesaplamak için. Elimde kaldı bu. Ha. Gel dükkanına şey yaptım, getirdim. İyi olmuş. Ula biz ne konuşuruk ya? He Koçatay'ı. He. Sen yağmurlu havada diyorsun. Bak şimdi güzel kardeşim. Hocamız hep yağmurlu havalarda biz bak değil mi? 4 sefer 5 sefer mi neydi unutmadım. Ama bak gerek aynı yere geldik. Aynı yere geldik ya. 4 sefer 5 sefer önce bir de senle çektim işte senle gördüm ben canlı canlı. Koçetay değil mi? Koçetay canlı canlı. Şimdi gördüm. Yağmursuz havada göreceksin şimdi abi. Ya kardeşim bunu görme şansın yok çünkü. Abi ben. Görsen bizim hocamız derdi bunu bize. Ben bir şey biliyorum abi bir şey bildiğim için söylüyorum. Okuduğum şeyden bir şeyler çözdüm kendim. O yüzden Koçeta çıkacak abi. Şimdi ben daveti yapacağım. Anlamadım şimdi. Bunun bir duası da mı varmış? Yok aynı davet ama farklı bir şey daha var. Ne? Farklı bir dua daha var. Aynı terfik 1'de de. Terfik 2, terfik 3 var ya. Koçeta terfik 2'de. Ve terfiye başlamadan önce okuduğum bir şey var. Ömer kardeşim bunu senin dediğin duayı etme kurban olayım. Sen şimdi bizim hocamız zaten bilir bunu. Bizim hocamız. Yani hocam bilirdi aslında. Olsaydı belki de hocan yani rahmetli hoca orayı görmedi. Görmemiş olabilir abi. Ben şimdi daveti yapalım bakalım eğer. Hani belki de çıkmayabilir hani ben öyle demiyorum ama. Ha. Çıkmayabilir de. Ama ben %99 çıkacak diyorum. Lan bu geçen de takıldı maç değildi bu. Abi bana bakma önüne bak. Bu. Aa gene takıldın. İyi ki düşmedin ama. Abi aç köke. Aç köküymüş bu ya. Ula bu düşme de düşmüş bu. Uyan ana. Kalsın elleme kalsın. Abi ayağını yiyecektin. Ya gene benim kapıma takıldı da. Ama bana bak. Bu şöyle olsun çıkarımı karsa. He. Hani 10 kilo fındığımı seneye mahsusla avuçlu sayında veririm. He. Ama ben tamam tamam. Ben kazanırsam hemen vereceksin. Tamam onda sıkıntı yok. Sen kazanırsan ben hemen vereceğim. Aynen, on. Ama ben kazanırsam. Para var yok. Sen tüccardan mı alacaksın? Neden alacaksan benim 10 kilo fındığımı getireceksin. Tamam çünkü çıksın ben sana şimdi vereyim. He? Çıksın ben sana paranı şimdi veririm. Para yok. Ben para var. Fındık istiyorsun. Benim fındığımı getireceksin. He 10 kilo. 10 kilo. Çünkü sen benden çok iddialaştın kardeşim. Seyirciler aha da. Ha burada da söylüyorum. Şahitler. He. Bakar da görürsün. Çıkacak mı? Çıkmayacak. Abi zaten ben bugünden beri fındık bahçesinde zaten kolum koptu benim dal çekmekten. He. Beni yorgun yorgun da buraya getirdin. Dedim ben Hikmet abi bu çıkacak. Ben sana dedim kardeşim çıkmaz. Sen bakacağız abi. Ula bana bak. Sen ha bu dediğin duayı da benim hiç kafamda
Benim de korkuttum. Şimdi sen nasıl buldun? Ne anladın? Aynı yerde. Ben sana az önce bahsettim. İddiadan önce söyledim o duayı. Tamam, sen iddia ya. Ortada diye dinlemedin beni. Ben şimdi bakalım. Gene de sen şu an çıkmayacak diye savunuyorsun değil mi? Ama ya Ömer. Hadi bu havada çıksa da kardeşim. Ama benim hocam bilir bunu ya. Abi demek ki bilmiyormuş. Rahmet olabilir. Hayır hocam. Olabilir abi. Abi baksana kar yağmadan kardelen ya. Çıkmış. Bak şimdi. Bunu Orhan Bey miydi? Neydi senin yorumcunda? Benim çocuğum gösterdi bunu. He. O yazmış yorumlarda. Bu kardan sonra mı çıkıyormuştu? Kardan sonra çıkan kardelen abi bu. Ama bak, siz ne diyordunuz? Bunu biz ne bileceğim biz buna biz bir şey demiyorduk işte. Bunu hani kardan sonra çıkıyor biz genellikle bu. Evet. O abimize de ben söyleyeyim hani bizim bu memlekette bu hani kışın hani Şubat ayının sonuna doğru çıkarırdı bu. He. Ama şimdi gar yağmadı ama bizim buraya yağdı gene. He. Buraya yağdı. Sen yoğuldun o zaman gelmedin buralara. Yani o zaman hemen çabuk eririz değil mi? Ne kadar? Ya, ben Bolu... Bir karış işte bir karış ne kadar 10 santim mi olay 20 santim mi ne olay? Aynen abi ben işte. Bolu'dayken yağmış Bolu'dayken. Buraya yüksek yer aşağılar hiç yağmadı. He. Gene buralar attı canım da. Abi davete başlıyorum. Bu da bol be. Bu onlar ne abi? Yok, yerine fındık dikmiş buraya herhalde. Ama bunun yeri ne kadar güzeldi. Bu niye fındık dikmiş kendini ya? Abi niye öyle yamuk dikmiş? Başka var mı? Yok fındık. Sıca şimdi çapkaya dikeceğim. Aha bak. Görüyor musun bak. Bunlar dal olacak. Bunu buraya kesiliyor zamanla. He yatay abi, dikilmiş. Oo tamam o öyle fındık öyle dikiliyor. Anladım. En iyisini göster. Abi o zaman üstüne basmayalım. Şurada. Yok. Bir de adamın vebaline girmiyor. Evet abi. Filayla zilaydırım az bir şey filardı böyle sıpayı bakmasam yani filayla zilaydırım az oraya gel evin hani haramı hani hemenine. Şey. Arkadaşlar koruyucu duayı her zamanki gibi okuduk. Birazdan davete başlıyorum. Abi davete burada başlayalım. Ulan ben adına kafeye koydum ben ya. Gel abi gel. Abi. Gel gene düşersin. Yok gene ha bunu ayağım takılmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şimdi bunu öbür duayı mı? Sen yıkam. Olsun geleceğim sen bak iki gün çalışmaya gelirsin. Abi şu an davet açık. Davet açık olsun hocam Gümer'im. İki gün sen bak fındık toplayacaksın. Gelmeyecek diyorsun. Allah'ın izniyle. Fındık yemeyesi 600 lira olsa, seneye 700 lira olsa fındık da 100... Tabii. Bir buçuk iki gün sen bana fındık toplayacaksın Allah izin verirse. He. Abi şimdi göreceğim ben. Ömer'im havada ne kadar sıcak. Kurban olayım ben size. Etme kardeşim. Hani? Yorumcularında bak göreceksin ki Bahakkı Hikmet abimiz nasıl kazandı diye. Bacılarımız, kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Öyle mi? He bak. Elimde hocamın da tesbih hiç şey yapmıyor. Çünkü niye? Çünkü biz hep şeyde yaptık. Sen söyle. Yağmurda yaptık. Yağmurda yaptınız. Geçen de yağmurda yaptık. Arkadaşlar Hikmet abi şu an çok kesin konuşuyor. Çıkmayacak diyor. Ve Koçeta şu an yok. Ama şu an yok derken sen kamerayı bir ara kapattın. Bayağı da zaman geçti ha. Onu da söyle. Ne kadar oldu? Bayağı oldu değil mi? Oldu abi. Çıkmaz kardeşim. Çıkmaz. Ara sen ne kadar ararsan ara. Hikmet abi çok kendine güveniyor şu an.
Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi arkanda. Hikmet abi arkanda. Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi gel gel gel. Bana doğru gel. Bana. Abi koş koş. Görmüyorsun abi gel. Ya bırak kardeşim. Etme kurban olayım. Allah'ın seversen. Baksana abi. Uy senin ninene. Abi. Koçata geldi. Abi sen kaybet. Allahu ekber. Gitti lan benim monkülafındık. Allahu ekber. Abi. Abi bak çıkmaz dedin. Sen, çıkmaz diyordun. Sen nasıl dua ettin lan? Abi. Şuna bakar mısın? La ilahe illallah. Onlar çıkmaz kardeşim. Bu nasıl çıktı la Ömer? La ilahe illallah. Koçata. Abi soruları soralım. Koçata sen misin Koçata? İsmin Koçata mı? Abi, sorular nerede? Benim monkülafımda da sorular. Evet sorular çıkarayım. Ulan seviyor edin. Eyvah. Abi kaybettin. Ömer sen nasıl bir dua abi, ettin? Abi dikkat et abi. Koçata! Allahu Ekber. Koçata! La ilahe illallah. Amin Resulullah. Ömer, abi dur bakalım. Ömer bunun gelme şansı yok kardeşim. Etme kurban olayım ben. Aha, bu. Abi. Bu o mu? Ses çıkarıyor. Dur. Koçata! Bu aynısı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Aynısı abi kendisi. Ya. Tipe bak abi. Azıcık yaklaşırsan ben sana söyleyeceğim. Ben onu geçeyim. Ben 10 kilo fundamı düşünüyorum da. Bakayım. Bak abi o. Gördün mü? Ömer. Bak. Sen nereden biliyorsun kardeşim? Benim hocam bunu etme kurban olayım sana. Biz yağmurlu yağışta geldik. Yapma bunu ya. Abi bak işte. Görmüyor musun abi? Aha sese bak abi. Sese bak. Aha da duydum lan. La ilahe illallah. Koçata seninle konuşacağız Koçata. Aha. Seninle konuşacağız. Allah'u ekber. Ay. Ay. Hikmet abi ne yaptı o? Dur la dur. Dur yanan gidin dur. Abi ne yaptı o? Uçtu mu? Saldırdı mı? Abi 5 soruyu buna nasıl soracağız ya? Uçtu abi ben saldırmadı. Panik yaptık ama. Yani vurmadı. Ömer bu havada nasıl çıktı kardeşim? Ömer sen nasıl bir dua okudun? Abi terfiğin altında var. Bahsederim ama... sana. Abi kaybettin. He? Kaybettin. 10 kilo fındığın gitti. 5 lira para verecekti. Başka bir yok. Gene 100 gram para ediyor. Kaybettin abi. Yani. Kaybettin. Bir de benden hemen Çin'de istiyordun değil mi? Yok ulan yok. Hemen istemezdim ulan. Yani, yok senden istedim de yani. Ya. Yani ben kaybetseydim benden hemen istiyordun. Ömer. Heh. Ulan kafam kaşınmaya başladı. Benim kafam abi ateş mi bastı ne yaptı seni? Kaybettin ya. Tövbe olsun benim kafam aramadı bunu ya. Biz bunu 4-5 sefer mi neydi? Biz bunu yaptık. Seninle yaptık. Yağmur lavada çıkıyor bu. Ama altında da yağmur lava diye yazıyor. Sen bu duayı nerede buldun? Abi. Bu duayı senin buldun. Benim sana verdiğim kitapta mı buldun? Evet aynen senin verdiğin kitapta. Terfik abi sen anlamadın. Terfik var ya. Ya ben anlamadım da ama hocam da mı anlamadım? Hocam biliyor. Hepsini abi, biliyor. Abi terfiye göz atmamışsınız. 5 tane terfik var orada. Terfiye göz atsaydınız o zaman anlardın da. Abi nerede şu an? Kardeşim ben kamerayı görmeden ben nereden göreceğim? Uçtu mu ne oldu? Yok kardeşim yok. Ben şimdi şöyle bir şey var. Benim aklıma şu geliyor. He. Ben öbür videoyu izleyeceğim. He. Öbür videosuna bir de buna bakacağım. Belki de ama aynı sizi ya. Bu nasıl oldu ya? Tövbe la ilahe illallah Muhammedun Resulü. Benim kafam basmadı bu işe ya. Yağmurla havada geliyor. Yağmur duası yapılıyor. Sen yağmur duası, yağmur yapılan duayı okumadın mı? Okudun. Ama hava güzel. Abi tamam. Çıktı bir kere. Şimdi Hikmet abi kaybetmişliğinin bir şeyini yaşıyor şu an. Abi görüyor musun? Yok. Ben kameraya bakıyorum kardeş.
Ben kaybet ya. Bir Karadeniz olarak da yenilmek de benim hiç. Abi olabilir. Ya zaten fındıklar yanıktı. Fındık iddiasını bırak. Ne oldu? Hikmet abi gel. Hikmet abi. Ha bu Hikmet mu? Abi gel gel. Ha? Nereye geleyim Ömer? Koçata. Abi şunun tipine bak ya. Allah ekber. Ömer kurban olayım bak. Abicim ben sana bir şey diyeyim. Sen de beni korkutmaya başladın ya. Bu... Dur hemen kalkıp inme beni. Dur abi konuşturalım. Benim gözüm görmez mi? Ben nasıl okuyacağım onu? Heh. Nadir Koçata. Teker. Abi ismini söyleme. He. Eyvah tövbe. Eyvah. Dur abi soru sor gel. Sor. Aa yüzünü titretiyor bak abi. Ha. Acıktı yaklaşın. Koçata. Kedi bulunan eve girer misiniz? Ne dedin sen? Kedi bulunan eve girer misiniz? He kedi he. Dur abi. Ömer gitme dur. Acık ben de göreyim dur. Ben okuyayım onu yazıyı. Ben abi, sana söyleyeyim sen söyle. Abi peygamberlerden birini görmüşler mi? Peygamberlerden birini gördünüz mü? Abi titriyor. Bak abi ağzına bak. Aynısı ah. Ya bak çenem benim aynısı ya. O abi o Koçata. Koçata tamam ben duyuyorum tamam. Hakikaten de o ya. Evet. Ama bu havaca nasıl çıkar bu kardeşim ya. Konuşuyor mu diye susuyorum da. Bu kayboldu. Kayboldu. Of. Ne söyledi hiç bilmiyorum. Konuştu mu acaba? Abi gel. Sen gel demesin de ben zaten peşinde geliyorum. Ne diyeyim ben? Abi tipine bakar mısın? Ömer bundan nazik tarafını anlıyor mu? Nasıl? Hani şimdi ya... Kibar. Kibar laftan, nazik laftan. Şimdi ben size ona desem ki anam ne kadar güzel melek gibi yüzün var desem ona. He bir daha bir dene. He bir diyeyim. He bir de bakalım ne diyecek. Şimdi kediyi güzel sorduk. Gördüğümüz. Bana bak. Ha. Şeye gidelim mi? Ne abi? Aşağıda şey vardı ya. Evin temeli mi? Evin temeline. He gidelim. Abi peygamberlerden birini görmüş müsünüz diye sorduk. He. Bir de dedi, neyi soracağız şimdi? Ha, kaç tane boyut var? He. Onu soracağız. Hadi gidelim abi. Tamam şey yapalım onu. Şey yapalım. Hikmet abi. Abi. Ya Ömer kurban olayım kardeşim. Abi bunu yapma geleceğim zaman. Ben konuşurum. Beni konuşturma ya. Abi ikidir takılıyorsun. Ya. Bir sene. Abi bırak. Ayağını sakatarsın abi. Yok ya ayağımı. Sakatarsın abi. Bırak. Uy. Uy ya. Aha. Ya ha buradan çıkalım. Hikmet abi gel. Ya, güzelim eve gidelim. Abi, ben çıkmış. Orada çıkmış. Çıktı mı? Bakar mısın abi? Bakalım hocam. Ya. Boyut abi boyut. Boyut mu? Ne boyutu? Boyut. Bak kaç tane boyut var? Biz kaçıncı boyuttasın? Bana bak. Bu bizi soru soran ismini söylemeyeceğiz değil mi? Yok söylemeyiz. O arkadaşın ismini. Söylemeyiz. Allah korusun değil mi? Ulan ismini vermek yok. Koçata kaç tane boyut var? Sen hangi boyuttasın? Biz hangi boyuttayız? Benim değişik bir soru ama soru yani. Boyut ne ya? Boyut abi onların boyutu var ya. He tamam var. He bir de bizim boyutumuz. Yok, şu ben... an abi şu an ben onların boyutundayım biliyor musun? Aslında onlar bizim boyutumuzda değil. Hayır ben sorulan soru. Abi yüzüne bak. Aynı kardeşim aynı. Bak sen çene ben hep aynı. Evet. Ama bu havada bu nasıl çıktı? Koçata boyutlar hakkında ne düşünüyorsun? Ne diyor? Duymuyor mu? Abi sessiz olan. Bu gene gitti Ömer. Kayboldu. Abi ne diyor acaba hiç bilmiyorum. Abi gel. Hı?
Gidelim mi evin oraya? Çıkıyor abi buralarda. Ya Ömer, benim kafamı hala şu takılıyor. Kardeşim bu havada bu nasıl çıktı? Ben onu anlamıyorum ben. Abi imkansız diye bir şey yoktur. Ama Ömer imkansız da biz hep ya çocuk gibi geçen de ikimiz ıslandık kardeşim. Islandık abi. Aha burası değil mi? Burası. Aha. Abi geçenki ıslanmamızın sebebi ne biliyor musun? He. Sen dedin ya illa yağmurlu havada koçete olsun. He. Biz de... Ya. Tamam ama biz hep yağmurlu havada yapıyorduk. Hani ama terfiyi bilmiyorduk. Ama bizim hocamız biliyor Ömer, etme kurban olayım ben sana. Abi işte çıktı bu bak. Bu işte bir anormallik var. Yok abi çıktı kendisi abi. Hikmet abi şu an kaybettiği için hani başka bir tanedir diye düşünüyor. Aslında öyle değil. Yok o şey o tamam ben aynısı. O değil mi? O çeneden, özel zaman çeneden tanıdım onu. Çeneden tanıdın. Çene ince, kemikli bir şey. Ömer, ev temeli ha buraydı. Abi sana şöyle söyleyeyim. Ben kendi yok. Kendi fikirlerimi söylüyorum bak. Hani kitapla alakalı değil. Hocanla da alakalı değil. Temelle de alakası yok abi. Nasıl oluyor bu? Şimdi temelin burada yapılmış da belki hoca burada rahat yapıyordu. O yüzden burada yapıyordu. Allah Allah. Bence temelle alakası yok abi. Ama Ömer'im tamam kardeşim bak benim kafam şuna basmadı. Niye biz hep yağmurlu havada çıktık? Hatta yağmurlu havada yağarken ben seni aradım. Ömer yağmur yağıyor. Bak bir davet var dedim mi sana? Dedim. Sen abi geliyorum dedin mi? Bana dedin. Evet. Geldin Hikmet abi hadi gidelim. Gittik. Dedim bana sordun. Hikmet abi neyin? Bu Koçata'nın daveti. Bak sana verdim şu kitapta bu yazıyor. Evet. Biz bunu yağmurlu havada yapıyoruz biz. Ben sana bunu da söyledim. Doğru abi. Ama İnkar hiçbir etmiyoruz. Zaman ayağızda mayazda bu çıkmıyor. Şimdi bu nasıl oluyor da böyle çıkıyor? Ama şimdi... Abi ben onu sana anlatacağım. Ben onu sana kitapta göstererek anlatacağım. Yoksa anlamazsın şu an. Ama onu seni izleyenler görmesin mi o zaman? Yok abi onu ben sana farklı zaman. Şimdi gittiğimiz zaman ben sana zaten kitap arabada. Orada sana anlatırım. Benim kafam basmadı bu işe. Orada anlatırım. Gerçi 10 kilo fındık da gitti ama ne yapalım? Abi fındığı istemem ya. Yok benim sözüm söz. Benim sözüm söz böyle yok. Yok istemem gerçekten istemem. Yok tövbe olsun böyle bir şey yok. Bak hayatta kumar oynamadım. Hayatta ilk defa bir tövbe olsun. Tamam o zaman kumar olmasın o. Ben istemiyorum fındık. Yok. Sen kendi fındık zamanı bana bir şeyler verirsin. Ben onu bir şey demeyeyim. Eve gittim ben size bir tereke fındık vereceğim ben size. Yok istemiyorum abi. Ula yemelik. Ya ciddi söylüyorum istemiyorum. Ula şifa niyetim. Tamam eve geldikçe yerim. Size geldikçe yeriz. Öyle de olur. Ama senin bir teneke fındığın 10 kilo. Zaten bir teneke 10 kilo gelir. Tamam ben bir teneke fındığım sen de. Ve geldikçe size yiyeceğiz. Beraber yiyeceğiz. Ula o değil. Şimdi benim hanımın da fındığı var ya babasından kalma. Onu oradan ben onu tamamlıyorum ben. Ay, yani acık bunu nasıl olacaksın kardeşim? Tamam abi sen bilirsin. Ağanın eli tutulmaz. Hangi ağa? Ağa sen. Zül. Hikmet ağa. Tamam canım ya bu. Hikmet ağa. Abi davet açık bu niye çıkmadı? Yağmuru mu bekliyor acaba? İnşallah. Ne yağmur? Gökyüzünü görmüyor mu kardeşim? Bir diye yıldız var ya. Abi gel. Sayıs. Hikmet ağa. Hikmet ağa bak. Ay, aa. Ev temelinden çıktı bu. Oo abi hareketlere bak. Ulan senin yüzünden 10 kilo fındığım da gitti. Abi. Koçata. Ne bir kadın. Bizi duyuyor musun Koçata? Ben okuyayım. Ne yazmıştı? Kedi dedin ya. Kediyi söyledik. Başka ne vardı? Dur bakayım. Mehdi Aleyhisselam'ı sormuş abi. İsmini söyleyeyim. İsmini söyleme abi. Koçata. Şimdi biliyoruz ama gene de soralım. Mehdi Aleyhisselam yeryüzünde mi şu an? Buna cevap verebilir misin? Mehdi Aleyhisselam'ı biliyor musun? Mehdi Aleyhisselam ne diyeceğim ya bu ki? Abi son sorumuz. Sen beşini sormadın ki. Sordun mu beşini? Sordum abi. Koçata, Yecüc Mecüc kabilesi Vietnam'ın Sankyong Yongsong. Ne çok ne diyorsun ya anlamadım ki ben ya. Koçata.
Abi Song. Yong Song mağaraları. Neresi orası ya? Yecüc Mecüc. Vietnam'ın Yong Song mağaralarının sonunda mı? Ya şu kağıdı kameraya yakın tut da ikisini de göreyim Ömer'im. Abi kameraya yakın tutsam kameradan görünür. Kamerada onu görüyormuş ya, ne yapacak? Ne diyecek onu bilmiyorum. Abi bakalım konuşuyor mu? Ama hareketler yapıyor abi. Yok ya, put gibi duruyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, aha, başladı. Ömer bu gene Allah gitti. Ekber. Abi inşallah konuşmuştur. Ne diyecek? Bilmiyorum da abi herhalde ışığımızın aküsü bitiyor. Bitti mi diyorsun? Evet. Tehlikeli mi şimdi akü bitmiyor? Abi tehlikeli değil de çekim yarım kalmasın diye diyorum. Gel abi. Gel abi gel. Vietnam'ın Song Mok ne? Yong Song mağaralar. Yong, ha ben de Yong Song anladım. Nasıl bir mağara? Yong Song mağarası ne ya? Yong Song mağaraları varmış abi. Orada. Yong Song mağara var ya. Ha tamam mağara. Acaba o mağaradan diye arkadaş sormuş onu, yani şey yapmış yani. Ama o arkadaş onu, o mağarayı nasıl bulmuş onu ben anlamadım. Bir yerden herhalde okumuş, görmüştür. Hani orayı merak etmiş, sormuş. İşte kurban olduklarım işte bak. Ne güzel araştırıyorlar işte bak. Araştırıyorlar evet. Abi bizim takipçilerimiz hepsi gerçekten zeki insanlar. Seviyeli insanlar. Hepsine teşekkür ederim. Gerçekten hepsini çok seviyorum. Bütün yorumlara da cevap veriyorum. Abi bize olan sevgilerle her seferinde dile getiriyorlar. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum gerçekten. Hikmet abi de sizi seviyor. Allah razı olsun ya. Size bunlar. Her seferinde Allah razı olsun onlardan diyor. Yani gerçekten Allah sizden razı olsun. Ya bir tanesi söyleyeyim mi? Söyle abi. Bir tanesi benim hakkımda. Ya tövbe aşı öyle bir şey yazmış ki. Neye bakıyorsun Ömer? Ömer sen çıplak gözü görebiliyor musun? Görüyorum abi sen söyle. Bir tanesi öyle bir yazı yazmış ki. Benle sonra senin hakkında. Ulan yorumcularımız öyle bir cevap vermişler ki. Ondan sonra o kişinin ismi benim çocuktur ki baba dedi, o daha yazmıyor dedi. Abi arada çıkar, hiç takma onları, boşver. Ya ama bu benim zoruma gidiyor be kardeşim. Yok abi zoruna gitmesin, binlerce insan var. Vallahi zoruma gidiyor ya. Çünkü şöyle, adam abone değil, takip etmiyor, bir şey yapmıyor. İlk defa görüyor ve hemen saçma sapan bir şeyler yazabiliyor. Hiç kafanı yorma. Ben şu an arıyorum. Arkadaşlar bu arada bakın o kadar zor sıkıntılı bir andayız ki videomuzu beğenmeyi unutmayın bakın. Unutuyorsunuz. Gerçekten unutuyorsunuz. Abi videoyu beğenmeyi unutuyorlar. Ya beğenmeden havuz parmak baş parmak yukarı bakaya bakan değil mi? Hah şöyle var ya. He. Yani abi 20 bin kişi izliyor. 1500 kişi beğendi. Niye? Ama ben hep parmak basıyorum ona. Bir kere bastım, yukarı çıktı, bir daha bastım, tamam. Aşağı indi. Çocuk arkadaşlar, dedi ki bana, baba dedi, bir kere basacaksın dedi. Videomuzu herkes beğensin. Bakın, Hikmet abiyle çok güzel yerlere gideceğiz. Video çekeceğiz. 10.000 beğeni, bakın 10.000 beğeni hiçbir şey değil. Çünkü 10.000'in üzerinde izlemelerimiz çok yüksek. Ya hani Ömer, benim zoruma ne gidiyor biliyor musun? Vallahi billahi, ama dün akşam mübarek Kandil gecesiydi. Ha burada tüm kardeşlerimin ben Kandil'ini kutluyorum, geçmiş Kandil'lerini. Ha bu. Havu izlediğim videolar anlattım ya ben sana. Aha. Ya be kardeşim etmeyin kurban olayım be. Etmeyin. Ama ben sana ne diyeyim biliyor musun Ömer? Ha bu işi bitirelim. Senin havu araştırma işi var ya. Ben sana dediğim ya. Biz havunlara gidelim. Sen bak. Ömer ne oluyor, beni de korkutuyorsun ha. Abi. Ha. Davet açık abi. Tamam davet açık canım. Ben de şimdi konuşayım ya. Evet abi. Ha. Hani Urfa. İşte efendime söyleyeyim. Neydi lan burası, ismini unuttum ya. Mardin. Ha Mardin. Ha. Oralara gidelim. Orada keşfedilmemiş çok yerleri var. Abi ben sana şöyle söyleyeyim bak. Kıble Dere var. Bak Karadedeler var. Lübeyne Köyü var. Antalya var. Ha. Nevşehir var. Biz buralara gideceğiz bak. Gideceğiz ama. Antalya mı var? Abi Antalya'da da var tabii. Antalya'da cıvırdak cıvırdak insan. Benim abi Antalya'da terk edilmiş köy var. Birkaç tane de yer var. Ha bir de şu var abi. Videomuz beğenilmiyor ki abi. Biz oraya gideceğiz de şimdi. O kadar masraf yapacağız.
Videomuz beğenilmiyor abi, beğenilmiyor. Hani bir ara dedim ki 5000 baba yiğit arıyorum, 5000 beğeni gelir mi? Yani 15.000, 20.000 kişi izlemiş, 5000 beğeni çıkmamış, 2700 kişi beğenmiş. Ömer'im, ha buraya geldik geleli belki tövbe olsun, en az 2,5 saatten fazla bir zaman geçti. Evet. Niye benim kafam buna basmıyor ya? Abi şöyle, ben bilerek bu videoyu biraz uzun tuttum, biliyor musun abi? Niye biliyor musun abi? Hep kısıyorum ya, kesiyorum. Ha. Çünkü davet yaptığımız zaman hemen çıkmıyor. O yüzden... Ha Ömer, ben size onu diyecektim. Havuz... Oleşka'da. Ha. O ayazın altında 3 saat şey yaptı. Abi işte... 3 saatten de fazla sürdü. Bizi izleyenler bilmiyor abi, bilmiyor. Zannediyor hemen çıkıyor, biz çekiyoruz. Aha bak mesela o kadar aradık çıkmadı. Bilerek de kesmedim. Aha gel, gel abi. Bak bak. Aha bak. Görüyor musun? Ana. Ya. Ömer bak, benim arkamdan fazla çıkmıyor ha. Evet abi. Koçata. Koçata. Ben bir şey diyeyim mi? Süzen mi? Dedim. Ne diyeceksin abi? Ne mi diyeceğim? İltifat et abi. İltifat et. Bak çok güzel bir yaratıksın. Sayende 10 kilo fındığım gitti benim. Ömer gülme. De kardeşim. Cicicit diyeyim de ya. Tamam. Yani. Ne var da çıktın? İzleyenler beni rezil kefaze ettin. Abi aferin. Ya ne oldu? Abi dur abi dur. Oha da abi. Tehlikeli pardon. Tamam. Tövbe. Sen. Ömer başka bir şey demeyeyim lan ben. Yok abi sakin ol abi. Gelmem sana. Ama sese bak. Zikir mi çekiyor lan bu? Ses yapıyor abi. Abi. Koçata, sakin ol Koçata. Ne yapıyor bu? Bir şey mi diyorlar? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hikmet abi. Hikmet abi. Oh. Ulan bu 10 kilo fındık mı kızı? Ne yaptı bu? İyi misin abi? İyiyim. Oh. Abi vurdu bana. Oho. İyi misin abi, ne oldu? İyiyim. He? Kolun, bacağın iyi mi? Yok, bir tarafıma geldi, daldı. Ay. Abi ben dedim, hafife almayalım abi. Ömer. Ne oldu, bacağına mı vurdu abi? Dal bacağına mı değdi? Yok, başka tarafıma vurdu. Boş ver, söylemeyeyim onu da. Of. Ama o değildi. Ha. Oh Allah'ım, sen büyüksün. Yok değil mi? Abi. Ne yaptı öyle ya? Ya kardeşim. Bu nasıl oluyor ya bu? Ben anlamadım. Tövbe olsun anlamadım. Bu yağmur yağmadan bu nasıl çıktı bu ya? Of. Halen benim kafam bunu ermiyor ya. Ya be çenem benim hep kassı. Ay. Çenem benim hep kassı. Abi sağına soluna dikkat et abi. Abi senin fenerin yok mu? Ne yaptın feneri? Fenerim evde yok, ben feneri çıkıştırmadım. Abi fener. Arabada vardı, alsaydın keşke. Sağına soluna bakardın. Ben sağına soluna baksana kardeşim. Göremezsen sonra neyine bakacağım ben? Abi kendin sağa sola giderken bak, dalı görmedin. İçine girdin bak. Bak. Çıktı abi. Ne çıktı? Koçata. Aha. Aa sese bak. Allahu Ekber. Neden saldırıyorsun? Koçata. Sana zarar vermek istemiyoruz. Sen de bize zarar verme.
O bize zarar verir. Biz ona bir şey yapmıyoruz. Abi o bize hiç zarar veremez. Ben şu an yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacaksın? Yani saldırırsa ben de... Aha. Ben o, aha, sesi duydum. Kükrüyor abi. Sesi duydum. Bak, bakın. Vallahi gene duyuyorum. Duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Ulan bende de bir ilerleme var ha. Evet abi. Abi. Allah. Aslında hayra alamet değil ha. Seni ses duymam. Niye ki? Bu bir şey yapıyor abi. Hikmet abi bu bir şey yapıyor bak. Ömer ne yapıyor? Sıçıyor mu kardeşim? Anlamadım ki ben bunu. Ben ne diyor bu? Abi tehlikedesin abi. Abi sen bu sesi duymaman lazım. Ama duydum. Geçen dedi çocuk sesini de duydum. He homurtuyu duyuyorsun. Duydum ha. Homurtuyu duyuyorsun değil mi? Homurtuyu duyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Abi. Ay. Of. Ay. Ay Hikmet abi. Ol. Bu ne diyor arkadaşlar? Ömer. Abi bu bir şey yapıyordu ya. Ne yapacak kardeşim? Sallanıp duruyor. Abi musallat olmaya çalışıyor biliyor musun? Biliyorsun değil mi? Bu ne lan? Ana. Ömer. Bu nasıl çürük lan? Ömer bunlar ne? Buralar dolmuş abi. Tövbe tövbe. Bunlar ne abi? Bunlar salyangoz. Ama bunun kabuğu yok. Kabuklarından çıkıyorlar mı bunlar? Yok ya. Bunlar başka bir şey bu. Ne abi onlar? Baksana. Abi elini sürme bence. Hikmet abi. Elini sürme abi. Hikmet abi. Abi iyi misin? İyiyim umarım iyiyim. Abi çekinmişsin daha iyi olacak. Abi az kaldı. Ben seni de konuşturabilmenin derdindeyim. Biraz daha konuşturalım. Ondan sonra... Ya bu... Abi her yer sülük abi. Bakar mısın abi her yer ya her yer. Çok bak aha bir, iki, üç. Tarlanın her yeri abi bunlar. Ne diyor bu ya bu? Benim bahçede yok bak. Ulan bacı var mı? Yok ya. Senin bahçede yok değil mi? Yok. Ben hiç görmedim ben benim bahçede. Aha bak. Aha bak. Abi aha. Her yer. Bak. Aha. Ulan bu ne diyor? Abi ya? Her yer sürük mü olur ya? Bak abi bak. Bak burada da var bak. Yok gördün bir mi? Sürü var. Bir, bak iki tane. Aha bak. Büyüklüğe bak. Üf. Ömer bak değil mi? Bir de sen de sana sonra bak. Bakıyorum abi bakıyorum. Bence var ya çok tehlikeli bu. Koçeta var ya. He. Gerçekten çok tehlikeli. Ya zaten şeyi yağmurda gördük ya onu. Abi sen. Nasıl bir şey oldu mu? Evet. Esnana vurdu ya. Abi sen görebiliyor musun? Ben nereden görüyorum? Bak bir tek ben kamerada görüyorum kardeşim. Bir tek kamerada görüyorsun değil mi? Ama ben sesi duydum Ömer. Duydun mu? Bak sesi duydum. Ha, sesi duyuyorsun. Heh. Abi konuşma sesi duydun mu? Bir şeyler... Bir hokurdama çıkıyor. He. Bir onu duydum ben. Abi ben sen... Ama onu ben geçen de hangisini bir tanesini daha duydum onu. He. Şeyde... Çocuk sesi. Hı hı. Ormanın içindeki. Ha, orman içine duydun mu abi? Abi işte ha. Gel. Gel abi gel. Bak abi. Aha bak. Koçata. Abi kafaya bak. Çeviriyor kafayı. Onun kafa ters dönmüş. Yavuz'a koçata. Yavuz'a. Ne diyorsun Ömer küfür mü? Koçata Yakuza. O ne? Baksana. Baksana Koçata Yakuza.
Sincan. Homurdanıyor hava. Aa, duymuyor muyum? Koçata. Seni Müslümanlığa davet ediyorum. İslam'a davet ediyorum Koçata. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Koçata. Koçata, kaç yıldır buralardasın Koçata? Doğru yolu buldun mu Koçata? Akıllı ol Koçata, yola gel. Ama bunun gözü bir beyaz oluyor, bir kırmızı oluyor ha. Abi bir değişik bakıyor ya. Şu an var ya midem bulandırdı biliyor musun? Harbiden midem bulandı. Koçata. Allahu ekber. Aa, büyüyor lan bu. Oo. Ula fındık ocağı gibi oldu ya bu. Üf. Karanlıklar lordu gibi oldu bak. Kafaya bak abi. Abi şunun tipine bak. Bunlar fındık ocağının boyuna geldi. Güzel bakalım. Oh, Hikmet abi, Hikmet abi. Hikmet abi. Lan nereye bakmışsın? Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi. Gitti mi lan, gitti mi lan? Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi, iyi misin? Hikmet abi. Hikmet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmet abi. Allahu ekber. Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi. Ya Allah. Hikmet abi. Hikmet abi kalk. Hikmet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalk abi kalk. Kalk abi. Ay. Gir abi gir. Koluma gir. Koluma gir abi. Hikmet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Hikmet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Celle Celaluhu. İyi misin abi? Ömer ne oldu? Abi. İyi misin? Onu söylesen. Abi sen dondun ha. Ha? Dondun. Hiç. Kendinde misin abi? He? Hikmet abi ne oldu? Ne zamandan beri buradayız biz ya? Ha? Abi ciddi olamaz. Çekime geldik ya buraya. Tamam onu biliyorum ben. Tamam. Demin bir şey oldu mu? Abi sen şurada dondun. Ayakta uyudun daha doğrusu. Ne oldu abi anlatsana ne gördün? Ben nasıl anlatayım ben anlamıyorum ki ben. Ne oldu abi? Kabus gördüm. Kabus mu? Bir rüya gördüm. Şimdi mi? Ha, şimdi. La ilahe illallah gel abi. Ne gördün abi? İyi misin abi? Karşımda acı. Nefesini hissettim. Nefesini mi? Aha. Tam yanımdaydı. Burun burunaydı. Nasıldı abi? O gördün. Şekilde aynı. Gördüğün şekilde. Aynı şey. Koşucu o şekilde. Tam burun burunaydı. Konuştun mu? Ne yaptın? Bilmiyorum ki.
Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Yok. Allahu Ekber. Abi ben bundan korkuyordum işte. Gel abi. Gel abi gel. Bir şey mi oldu? Yok abi yok, bir şey yok. Bir şey yok abi. Sen nasılsın abi? Ayağın bacağın falan. Kolların. Biz neredeyiz ya? Abi. Ha? İyisin değil mi? Çekime geldik ya abi buraya. Tamam çekime geldim. Aynı yerde miyiz? Aynı yerdeyiz. Derenin dibine geldik. Sen dereye düşüyordun. Abi dereye düşüyordun sen. Şuradan. Ağaca tutundun. Hatırlıyorsun değil mi? Ben dereyle... Seni son anda yakaladım, şurada dereye düşüyordun. Oğlum canım, ben dereye gelmedim ki ben. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sebzübillah. La ilahe illallah. 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 Abi. Gündüz mü oluyor ya? Saat kaç? Gece abi. Hava karanlık abi. Zifir karanlık. Baksana. Ne oldu abi? Ne görüyorsun? Gel abi gel. Ne görüyorsun abi? Önümde görüyorum. Neyi görüyorsun abi? Koça dayı. Koça dayı mı? Tövbe la ilahe illallah. Hani abi? Gözlerim de yemeyim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الصمد لم يلد Lahum fi semawati ve ma fil ard men zellezi yeshfahu indehu illa bi izni. Yalumu beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhutina bi şeyin min ilmihi illa bi ma şa. Ve se kursi semawati vel ard ve la ya'uduhu hifzuhum ma huve el aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huve el hayyul kayyum la tevzihu sinedun ve la nevh. Lahum fi semawati ve ma fil ard ve zellezi yeshfahu indehu illa bi izni. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله أكبر أوه İyi misin abi şu an? Çok iyiyim Ömer. Ömer, biz bundan kurtulduk. Abi, Koçatay elveda. Yandı abi. Tövbe olsun var ya, bütün enerjim eline geldi. Ömer, orada ne oldu? Abi, dereye uçtun. Bana şunu anlasana. Dereye uçtun abi. Ömer, ne deresi ya? Kafamı düşüyorum benim abisi. Oralar yok mu sende? He? Sende yok değil mi oralar? Dere yok, falan yok sende. Yok. Ömer, ne deresi? Ne diyorsun sen? Abi, dereye uçtun. Dereden önce saldırdı bize. Bize saldırdı. Sen bir hamle yaptın, dereye uçtun. Dereye uçur uçmaz Allah'tan son anda dalı tuttun. Fındık dalını tuttun. Sen dalı tuttun. Sen dalı tutmasaydın ben de seni çekemeyecektim, yetişemeyecektim sana. Peki fındık ocağın dibinde miydin ben? Ocağın dibine çöktün. Orada gittin. Gittin. Orada gittin abi. Nasıl gittim? Kayıp gittin. Mı oldu? Yok, gözün falan açıktı. Karşıya bakıyordun, dondun yani. Bir şey duymuyordun. Hikmet abi, Hikmet abi iyi misin? Hikmet abi sana seslendim. Hatta elimi getirdim, dedim Hikmet abi nefes alıyor mu almıyor mu diye. Alıyor muydum? Alıyordun. Alıyordun ama ses seda yoktu. Abi o sana herhalde yapıştı. O yüzden çok büyük sıkıntı verdi. Son çare ben de daveti kapatıp Ayet-el Kürsi okudum abi. Ömer yani canlı canlı yanıyordu Ömer. Yandığını gördün değil mi? Yandığımı elimde gördüm. Mecbur kaldım abi. Gerçekten mecbur. Bundan kurtulduk mu Ömer? Kurtulduk abi, mecbur kaldım. Allah'ımıza şükürler olsun o zaman. Evet, yani. Evet abi. Yürüyebiliyor musun abi? Yürüyorum Ömer, sadece şuramda ağrı var ama hafif bir ağrı. He. Buramda var. Bak buram geçiyor ama buram geçmiyor. Allah Allah. Gel abi sen benim koluma gir. Yavaş yavaş gidelim. Bismillahirrahmanirrahim.
Abi videoyu kapatayım. Aha Ömer. Heh. O atladığımız yerde ne vardı? Nerede abi? Şu arkamızda. Dere vardı. Ömer oradan atladığımız bir şeyim kalmadı. Su vardı abi su. Bak çivi gibi oldum ama. İyi misin abi? İyiyim bak. Çivi gibi oldum. Gel abi bakayım. Aha geliyor. Eskisi gibisin değil mi? Evet eskisi gibiyim. Ama halen şey düşünemiyorum. Ne abi? O ben daldığın yeri yok sende değil mi? Yok. Orası hiç yok. Allahu Ekber. Abi, o zaman biz onu gördük mü orada? Sıçradıktan sonra kayboldu. Ondan önce gördük mü biz onu? Gördük. Ondan sonra yoktu. Yani sen dala ağacın dibine yaslandıktan sonra sen gittin abi. Ömer. Sen şu an iyi misin onu söyle abi. Ben çok iyiyim ama. He. O nasıl bir çığlık Ömer yanarak. Ömer. Gözünün önünde yandı değil mi? Ateşin içinde eller çıktı. Abi sen. Onu aşağı çekti ama nasıl çığırıyordu. Abi ayetel kürsünün gücünü görüyor musun abi? Ayetel kürsü la ilahe illallah. Allahu la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elem nehrah leke sadrak ve vada'na anke zirrak. Ellezi el kadir ahrek ve lefâlik zikrak. Fe inne mâlusri yusra. Fe inne mâlusri yusra. Fe izâ fırakta fensab. Fe ilâ rabbike verkab. Sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah. Oh. Başıma böyle bir şey defa geliyor. Abi gel. Çok büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun abi. Çok büyük tehlike atlattı. Ben bunu tahmin ettim biliyor musun? Abi bir tehlike atlatacak çok büyük sıkıntıdayız dedim sana. Sen belki... Davet abi, bitti mi? Bitti abi bitti. Kapattım daveti. Komple kapatasın. Evet abi. Bir şey olur mu? Videoyu kapatıyorum abi. Yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz abi. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Abi tutabilirsin değil mi? Ver bana. Tutarım. Arkadaşlar bugünkü video buraya kadar. Çok gördüğünüz gibi çok büyük bir tehlike atlattık. Şu an Hikmet abi iyi. Allah'ın izniyle. Ama gördüğünüz gibi her şey gözünüzün önünde oldu. Ben ne gördüğümse siz de aynısını gördünüz. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı geceler arkadaşlar. Al kardeşim.